20 Haziran 2024 tarihinde Diyarbakır ili Çınar ilçesi ve Mardin ili Mazıdağı ilçe sınırlarında meydana gelen yangın olayı ile ilgili sunumumuzu takdim ediyoruz. Bu sayfada 22 Haziran 2024 tarihinde Sentinel-2 uydusundan alınan yangın bölgesine ait görüntüleri görüyorsunuz. Ama şimdi vali bir açıklama yapıyor. Anız yangını diye yani köylü karalayacaklar. Yani DEDAŞ'ın işte kendi kurumlarını aklamak için suçu köylüye atıyorlar. Kesinlikle bak ben gerekirse mahkeme gider ifade de veririm. Bak yani medyada konuşurum. Her türlü ben... Bu bölümde yangının mezarlıkta başladığı ve elektrik tellerindeki arktan kaynaklandığı iddiası üzerine yapılan olay yeri inceleme görüntüleri yer alıyor. Mezarlık alanında elektrik şebekemizin bulunmadığı, mezarlığın sağ alanında ise üçüncü şahsa ait enerjisiz elektrik şebekesi bulunduğu tespit edilmiştir. Kök salan mezarlık yanına giden özel branşman direği. Direk numarası 234-83-34. Direğin etrafında herhangi bir yanıklık yok. Ayrıyetten seksiyonel açık. Mezarlığın içi hep yanmış durumda. Orayı da çekeceğiz. Kök salan mezarlık bölgesi. Mezarlığın içi yanmış. Etrafta herhangi bir gerilim hattı. OGH seksiyonel açık. Ve etrafında herhangi bir emaresi yoktu. Yangının buradan çıkma ihtimali. Kök salan mezarlık bölgesindeyiz. Mezarlık gölünde bir gerilim şebekesi bulunmamalıdır. Öldüğü ve hangi bir alçerilim yoktur. Sıcaktan dolayı kamera ağır çekimiyor. Fakat küçük bir zaten darla etrafında herhangi bir şebeke yok. Burada arka taraf herhangi bir tam şebeke bulunmadı. Yangının Diyarbakır ili Çınar ilçesi Köksalan Mahallesi ile Mardin ili Mazıdağ ilçesi Yücebağ Mahallesi arasındaki OSOS panosunun olduğu direkte oluşan arktan kaynaklandığı iddia edilen söz konusu panoyu görüyoruz. Pano, Köksalan Mahallesi, 102 Adaylı 9 numaralı parselde, 239-64-63 numaralı direkte. Mazıdağ ile Çınar ilçeleri arasında olası enerji alışverişini ölçmek amacıyla kurulmuştur. Bir başka görselde sahaya ait tek hat şemasını görmekteyiz. Panonun kurulu olduğu 330-30-504 nolu direk, F-2 Mazıdağ hattı istikameti, 239-60-452 kamperin açık olduğu direk, 3 Ekim 2023 tarihinden beri yaklaşık 1.2 kilometre enerjisiz bölge. Söz konusu direğin üstündeki teçhizatlar ve primer pano, yeşil ile belirtilen taraf, Mardin Mazıdağ istikameti hattının enerjisiz olduğu, kırmızı Diyarbakır istikameti enerji olan bölge, panonun aktif olmadığını gösteren açık kamper, panonun enerjisiz olduğunu gösteren boştaki Diyarbakır istikametine ait XLPE kablolar. 21 Haziran 2024 tarihinde ekiplerimizin olay yeri inceleme videosu. Primer panonun üst kapağının tel ile sabitlendiği, panonun enerjisiz olduğunu, içindeki orta gerilim ölçü devresine ait orta gerilim sigortalarının, gerilim ve akım trafolarının, kablo başlıklarının sağlam olduğu ve bir yangın emaresinin olmadığı videoda görülmektedir. Bu sayfada Sentinel-2 uydusundan olay ertesi alınan uydu ve nem görüntüsünü görüyoruz. İlk görselde görünen ve siyah olan saha yangından etkilenen sahayı temsil ediyor. İkinci görselde ise kırmızı yoğunlukta olan saha nem ve ısı göstergesini belirtiyor. Bu sayfada ise 17 Haziran 2024 ve 20 Haziran 2024 tarihlerinde Sentinel-2 uydusundan alınan görüntüleri görmekteyiz. Bu görsellerden de anlaşılacağı üzere yangının anız yakımı kaynaklı gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu sayfada bir önceki veriyi doğrulayan nem ve ısı göstergeleri de anız yakımının yangından saatler önce parsellerin çevrilerek planlı bir şekilde yapıldığını net olarak gösteriyor. Arazinin
anız yakımı olmadığını iddia eden ve valilik açıklamasını da yalanlayarak yangının elektrik tellerinin tutuşmasından kaynaklandığını belirten sözde görgü tanığının ailesine ait olduğu tespit edildi. Yangının meydana geldiği diğer arazinin de bir başka tanığın ailesine ait bir alan olduğunu da tespit ettik. Bu sayfada 20 Haziran 2024 tarihi saat 15 ile 21 Haziran 2024 tarihi saat 15 arasındaki rüzgar yön ve hız göstergesi paylaşılmaktadır. Rüzgar yön ve hızı incelendiğinde yangın saatlerinde hızının arttığı, yönünün Köksalan Mahallesi'nden Yücebağ Mahallesi'ne doğru ilerlediği ve akabinde yön değiştirdiği görülmektedir. Köyde yakılan anız, yeterli soğutma sağlanmadığı için artan rüzgarın şiddetiyle çevresindeki ekili alanlara sıçrayarak geniş çapta bir bölgeye yayıldığı düşünülmektedir. Köksalan Köyü'nün geçmiş yıllara ait uydu görüntüleri incelendiğinde, köyde sürekli anız yakılarak ikinci ürün mısır ekimi için saha hazırlandığı ve bu işlemin 20 Haziran ile başlayan vakitlerde gerçekleştiği görülmektedir. 21 Haziran 2023'teki uydu görüntüsü ve birinci iddia bölgesi ile 21 Haziran 2023 ısı nem uydu görüntüsü aynı sayfada paylaşılmaktadır. 26 Haziran 2023'teki uydu görüntüsü ve ikinci iddia bölgesi ile 26 Haziran 2023 ısı nem uydu görüntüsü bu sayfada yer almaktadır. Bu sayfada Haziran ayında anız yakılan bölgenin Ağustos 2023 tarihinde mısır ekili olduğunu gösteren uydu görüntüsü paylaşılmaktadır. Hatlara periyodik bakımın yapılmadığı iddialar arasında yer almaktadır. Ancak görüldüğü üzere yangının başlangıç noktası olduğu iddia edilen Diyarbakır ili Çınar ilçesi, Köksalan Mahallesi 102 ada 59 numaralı parselde bulunan 239-60-460-3 CBS numaralı direk ve bu direğin bulunduğu şebekemizde en son 11 Aralık 2023 tarihinde 106-839-270-3 numaralı iş emriyle bakım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Diyarbakır EMO tarafından olay yeri gezilerek teknik tespit iddiası ile hazırlanan raporda primer panonun olduğu direkte 3. şahsa ait trafo tesisi seksiyonerinin açık olduğunu EMO kendi görselleri ile de paylaşmıştır. Görsellerde trafonun yerinde olmadığı, yani şebekenin enerjisiz olduğu, enerjisiz şebekeden arıza ve ark kaynağı oluşmayacağı oda tarafından da bilinmesine rağmen, enerjisiz olan OG sigortalar yerine iletken bağlandığı ve yangına sebebiyet verebileceği beyan edilmiştir. Yine Diyarbakır Elektrik Mühendisleri Odası, teknik tespit iddiası ile paylaştığı raporunda, arazilerde ağaç direklerinin enerji nakil hatlarında kullanılmaması, iletkenlerde eklerin olduğu ve direklerin dibinde süs betonu olması gerektiği gibi iddiaları ile mevzuatsal ve teknik dayanağı olmayan açıklamalar yaparak kamuoyunu manipüle etmektedir.